orman ve denizin kucaklaştığı düz bir sahilde, zeytinlikler içerisinde kurulmuş olan Çınarcık, Yalova'ya 18 kilometre, İstanbul'a gemiyle 2 saat, deniz otobüsüyle ise 1 saat uzaklıkta olan turistik bir ilçemizdir. Çınarcık ilçesi zengin tarihiyle günümüze bir köprü gibi uzanmaktadır. Çınarcık'ın eski ismi Rumlar tarafından koyulmuş olan Kio'dur. Temiz havası olan şehir anlamındadır. Fatih döneminden sonra kurulan Çınarcık ilçesi 500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Önceleri Rumların ve Türklerin iç içe kardeşçe yaşadığı bu bölgemizde, Birinci Dünya Harbi sıralarında bölgeye gelen Yunanlılar ve onlardan destek alan bölge Rumları, Çınarcık ilçesi ve köylerinde toplu katliamlar ve bireysel zulümler yapmışlardır. Bu bölgede işlenen vahşet tüyler ürperticidir. Halen merkez cami olarak bilinen Çınarcık ilçesindeki camide Yunanlılar ve bölge Rumları, çevrelerindeki tüm Türkleri bu camiye sokarak yakmışlardır. Kaçmaya çalışan Türkler ise vurulmuştur. Bir zamanlar kapısı kurşun izleriyle dolu olan bu caminin gördüğü tamiratlar, yaşanan felaketin izlerini silmiştir. Aynı şekilde Çınarcık'a bağlı Kocadere köyünde de bu çeşit bir katliam yaşanmıştır. Komşu köydeki Rumlar, gelen Yunanlılardan destek alarak, köydeki tüm Türkleri bir eve sokarak evi ateşe vermişlerdir. Yine cami katliamında olduğu gibi, buradan çıkmak isteyen Türkleri ateş ederek öldürmüşlerdir. Günümüzde ise yakılan bu ev, burada ölen kişilerin anısına şehitlik yapılmıştır. Bu katliamda tüm yakınlarını kaybeden iki gazimiz, her gün bu şehitliğe gelerek geçirdikleri o felaketi kınamaktadırlar. Çınarcık ilçesine bağlı, şu an bir belde belediyesi konumunda olan Koruköy ise Bizans dönemine ait bir köydür. Burası Kral Konstantin döneminde Yalova'nın iskelesi durumundaydı. İstanbul'la temas bu köyden yapılıyordu. Çınarcık'ın tarihi bir başka mekanı ise Hasan Baba. Bir rivayete göre Osmanlı ordusunda Yeniçeri ağası olan Hasan Baba, Dönüma Savaşı'nda ağır yaralanır. Dermanı kalmayıp öleceğini anlayan Hasan Baba, abdest almak ister. Ne var ki su bulamaz. Kılıcını yere saplar ve buradan buz gibi bir su çıkar. Bugün bu su, mide rahatsızlığına yakalanmış insanlara şifa vermektedir. Halen duran kabri, kaynağın biraz yukarısındadır. Çınarcık içerisinde üç reisler mevkiinde bulunan su kemerleri, Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılmış ve Osmanlı donanması su ikmalini buradan sağlamıştır. O zaman yapılan su kemerleri ve eski liman, metruk bir halde varlığını günümüzde de sürdürmektedir. Yine Çınarcık'a bağlı diğer bir köy olan Şenköy'deyiz. Eski bir Rum köyü olan Şenköy sahilinde geçmişten kalan antik parçalara rastlamak mümkün. Bu beldenin de tarihi geçmişi Bizans dönemine dayanmaktadır. Çınarcık ve çevresi doğal güzellikler açısından son derece zengin bir bölge. Biz de sizlere bu doğal zenginlikleri gösterebilmek için ekibimizle önce Delmece Yaylası'na çıkıyoruz. Delmece Yaylası'na çıkarken yol kenarında akan su